Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Talihsiz bir konuşma. Öğleden sonra acele konuşamam yani, onu demek istiyorum. Halbuki ben size burada İstanbul Metropoliten alanında 600 bin konutun yerini anlatmaya çalışacaktım. İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi adına konuşuyorum burada. İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi doğrudan doğruya İstanbul Belediye Başkanlığı'na bağlı, başkana bağlı. Çevre düzeni planını, yani biz ona stratejik plan da diyoruz. 1/100.000 ölçekli, 1/25.000 ve 5.000 ölçekli İstanbul fiziki planları, nazım planlarını üretmenin yanında İstanbul'un bütününde dönüşüm projelerinde üretmek üzere organize olmuş bir kurumdur. Dönüşümün temelinde depremin getirdiği problemler olmakla birlikte vizyon projeleri, yeni merkezlerin düzenlenmesi, geniş kapsamlı rekreasyonlar alanlarının düzenlenmesi gibi projeler bu bağlamda ele alınmaktadır. Şimdi burada en önemli sorun, İstanbul'a ne kadar daha düşük gelir grubuna mensup, alt gelir grubuna mensup insanların geleceği meselesi vardır ki soru buradan başlar. Yani şöyle anlatalım, İstanbul 1980 yılında 5 milyon nüfus olarak planlanmıştır. O zamanki bu işe müdahil olan tarafların görüşü, İstanbul coğrafyası ancak 5 milyon insanı taşıyabilecek durumdaydı. Bugün bu rakam büyük ölçüde aşılmıştır şu anda. Şu anda 12 milyondan fazla insanın yaşadığını biliyoruz il sınırları içinde. Ve mesele bu projeksiyonların ve parametrelerin devam etme sürecinde bu rakamların Cumhuriyet'in 100. yılında 20 milyonla 25 milyon arasında olabileceği rakamlarını bize veriyor. Bu çok vahim bir göstergedir. Bu vahim gösterge bize 2 tane Londra, 3 tane Paris, 6-7 tane Roma. Roma ki esas İstanbul'un kız kardeşidir anlamına gelir. Yani büyük metropollere sahip olmak asla ve asla gelişmişliğin göstergesi değildir. Tarihi kentler olarak Tahran, Kahire onlar bizden daha perişan, daha vahim olayları yaşamaktadır. Şimdi bu bakımdan İstanbul'u ele alacak planlama sürecinin ülke geneli yetmez, ülke dışındaki olayları da izlemesi gerekir bir dünya metropolünü tanımak için. O da işte Bağdat'ta bir bomba patlarsa İstanbul'un canı yanar. Çünkü hudut ticareti biter, insanlar gelir. Brüksel'de sevinçli bir adam haber, İstanbul'da ekonomiyi canlandırır. Böyle baktığınız zaman bir dünya metropolü elbette ki kendi il sınırları içinde tartışılmaz ve o ile gelecek olan yoksullar da kendi il sınırları içinde sayılmaz. Şimdi ben bu aleti ilk olarak kullanıyorum. Kendiliğinden ben dokunmadan. Bu gördüğünüz metropolitan alan kavramı bitmiştir artık. Metropolitan bölge söz konusu. Yani nasıl bulutlar, sular ilden ile, ülkeden ülkeye sınır tanımıyorsa geçerken sosyal olaylar da il sınırları tanımaz. Onun için bunun kesinlikle bir bölge ölçeğinde ele alınması gerekir. Biz onun için İstanbul'u artık Düzce'den Edirne'ye kadar bir metropolitan bölge olarak görüyoruz. Gerek lojistik sistemleri, gerek iş gücü desantralizasyonu, gerekse merkezler hiyerarşisi, gerekse konut alanlarının yer çekimleri gibi kavramları bir metropolitan bölge perspektifinde ele alan çalışmaları başlattık. Tabii burada en önemli eksen ekolojidir. Çünkü ekoloji sürdürülebilirlik kriterlerinin başında gelen vazgeçilmezleri ortaya koyar. Bugün bizim yaşadığımız İstanbul metropolünde müthiş bir ekoloji, ekonomi savaşıdır. Şimdi ben dokunmadan tekrar hareket etti. Sen mi yapıyorsun yoksa? Bu gördüğünüz 1980'lere kadar olan İstanbul'un büyüme modelidir. O zaman biz coğrafyamızdan korkmuyorduk çünkü
İstanbul kıyılar boyunca büyüyordu. Çok ciddi coğrafi eşikleri vardı. İşte göller, boğazlar, Haliç vesaire gibi İstanbul'un yağ lekesi gibi büyümesini önlüyordu. Askeri alanlar, mezarlıklar vesaire. Ve İstanbul E5 koridoru boyunca ve Haliç boyunca sanayi alanları gelişiyor. Bu sanayi alanları da yasa dışı yerleşmeler sarıyordu. O günleri arıyoruz. O günler çok mutlu günleriymiş İstanbul'un. Devam edelim madem öyle. Güzel. Bu 80'den sonraki İstanbul'un dönüşüm modeli. Bu gördüğünüz sarı leke yasa dışı gelişmeler. Bakın sağda ve solda. Bir geri gidebilir miyiz acaba? İşte E5 koridoru ve işte tarihi yarımadayı saran sanayi alanları birdenbire başka bir form kazandı. Geçelim. Kırmızılaştı. Yani hizmet sektörü ağırlığını koyuyor artık. Hizmet sektörünün ağırlığını koyduğu yer öncelikle Boğaz Aksı. Yani bizim tek merkezli dediğimiz Eminönü'nden başlayıp Ayazağa'ya uzanan o dehşetengiz aks. İki tane de önemli olay var. Doğuda ve batıda tam su havzalarının doranında endüstri alanları. Yani Gebze'de, Kurtköy'de ve öbür tarafta İkitelli'de ve Kıraç'taki, Adımköy'deki endüstri. Bu endüstri alanlarının kapasitesi 1 milyon şu anda. Bunlar tam havzaların sınırlarına oturmuş. Yani bu tarafa döndüğü zaman suları kirleten, bu tarafa döndüğü zaman İstanbul'a yönelen son derece vahim gelişmeler. Vahim gelişmeler. Evet. Bunlarla beraber geçelim biraz daha. Bunlarla beraber olan İstanbul'un tekrar yasa dışı lekesi. Bu yasa lekesi içindeki küçük olayları görüyorsunuz. Onlar da organize edilmiş toplu konut alanları. Yani toplu konut alanları organize